Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Nissan Micra. Nissan Micra ilk defa 1982 yılı itibariyle üretimine başlanan bir B hatchback otomobil. Micra daha önce Nissan'ın Chery diye adlandırdığı bir model olarak üretiliyordu. Sonradan 1982 yılı itibariyle Nissan Micra adını aldı. İlk neslinde K10 kasa kodunu vermişti Nissan ve sonrasında 11, 12, 13 olarak devam etti. Test konumuz olan araç K13 kasa kodlu Nissan Micra'nın 4. nesli. Bu otomobil Nissan V platformu adı verilen bir platform üzerine inşa edilen bir model ve Nissan Almera, Note gibi farklı otomobillerle aynı platform üzerine inşa edilen bir araç. 2017 itibariyle üretimine başlanan bu K13 kasa kodlu model 1 litre 3 silindirli atmosferik, 1.2 3 silindirli atmosferik, 1.2 turbo benzinli 3 silindirli, 1.5 4 silindirli atmosferik ve 1.6 4 silindirli atmosferik benzinli motorlarla bir de Renault'un K serisi adını verdiği 1.5 dizel motorlarla geliyordu. Şanzıman olarak 5 ileri manuel veya X-Tronic diye adlandırılan CVT şanzımanla üretiliyordu. Bizim test konumuz olan otomobil Nissan Micra'nın CVT yani X-Tronic şanzımanıyla gelen 1.2 litrelik 3 silindirli motoruyla kombine edilmiş model. Micra'nın bu 4. neslinde ülkemizde Desire, Match, Passion, Platinum, Punch, Puzzle, Street ve Tekna donanım paketleri satıldı. Bizim test konumuz olan otomobil Match donanım paket. Zaten Match donanım paket en fazla olan donanım paket arkadaşlar. Aracın üzerinde bulunan motor 80 beygir güç ve 110 Nm tork üretiyor. 1000 kilonun biraz üzerinde bir ağırlığı var. 265 litre bagaj hacmi, 400 kilo taşıma kapasitesi ve 14,5 saniye 0'dan 100 km'ye hızlanma sunabiliyor arkadaşlar. Şimdi aracın teknik özelliklerinden bahsettikten sonra isterseniz şöyle detaylarına geçelim. Detaydan önce bu otomobili bize temin eden Sivas Otantika Motors'a teşekkür ettiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi şöyle ön tarafa gelelim. Önde burada karartılmış halojen aydınlatmalar var. Bu grup otomobillerin sınıftaş otomobillerin çoğunda benzer, basit, uzun kısa farların aynı huzme içerisinde olduğu far tasarımları oluyor. Bu otomobilde öyle. Aşağı indiğim zaman burada sis lambaları, ortada klasik Nissan logosu gördüğünüz gibi bir B şeklinde bir panjur eklentisinin içerisine yerleştirilmiş bir Nissan logosu. Yenilerinde de aynısı kullanılıyor. Yine Renault'un izlerini görüyoruz. Çünkü bu otomobil Hindistan'da Renault Nissan ortak fabrikasında da üretiliyor ve bu üzerinde bulunan motorundan 1.5 dizel bu üzerinde bulunan motorundan diğer motorlarına kadar Renault gruplarıyla ortak kullanılıyor. Şanzıman da aslında ortak kullanılıyor. Mesela Fluence'in 1.6 benzinli versiyonlarında yine bu X-Tronic şanzımanlar kullanılmıştı. Diyeceksiniz ki onlar EDC değil mi? Dizeller EDC. Benzinli alırsanız CVT geliyor. Burada arkadaşlar yan tarafları böyle biraz daha çıkıntılı, yukarı doğru böyle kavislendirilmiş, kaldırılmış bir tasarım görüyorsunuz. Yan tarafı dümdüz. Ekstra çok bir şey yok. Eski Micra'ya buradan yani 3. nesil Micra'ya buradan baktığınız zaman çok benziyor. Yine burada çelik jantlarımız var bu donanım paketinde. Bunların ebatları 175, 60, 15 arkadaşlar ve arka taraflar kampana önler disk. Şöyle arkasına doğru gelelim. Tavanında bakın şöyle bir logosu var. Farklı bir tasarım var burada. Şöyle iki tane çizik atmış Nissan. Anlamını bilmiyorum ama farklı durmuş. Hoşuma gitti açıkçası. Arkaya doğru geldiğim zaman burada halojen stopları görüyorsunuz arkadaşlar. Park sensörleri sonradan takılmış. Micra yazısı ve Nissan yazısı var. Şuradan bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Burada 300 litreye yakın olan bagaj hacmi oldukça standart. O dönemlerde bu sınıfta üretilen otomobillerin bagaj hacimleri 3 aşağı 5 yukarı böyleydi arkadaşlar. Ha sınıfında liderliği oynamaz ama orta halli. Çünkü o dönemde üretilen işte i20'ler, Polo'lar bunların bagaj hacimleri buna göre daha fazlaydı, daha büyüktü. Bir tane de sağ tarafta şöyle aydınlatmamız var. Şimdi burayı kapatalım. Bu arada bagaj kaplamamız şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok aşırı kaliteli bir malzeme değil, standart bir malzeme. Arkasına doğru gelelim. Kapıların içinin boş olduğu hissediliyor. Burada çocuk kilidiniz var. Şuralar sert, buralar sert. Şuralar yine böyle bir delikli bir malzemeden yapılmış ama sert abi. Şu kapı açma kolları oldukça şık duruyor. Bence kadınlar bunu çok beğenir. Bu donanımda arkalar gördüğünüz gibi manuel geliyor. İçeride burada iki tane kafalık var gördüğünüz gibi ve koltuk döşemelerin kalitesi standart. Orta seviyeli, kalitesiz değil ama onu söyleyeyim. İçerisine bindim şimdi. Arkadan ön tarafa bakışınız benim gözümün önünden bu şekilde. Buradan baktığım zaman bakın tutamaklarımız var. 3 tane tutamak yer alıyor bu otomobilde. Burada perde hava yastıklarınız var. Önde iki tane hava yastığınız var ve koltuk yanlarında birer tane hava yastığınız var. Nissan Micra bu nesliyle NCAP'ten 4 yıldız almış bir model aynı zamanda. Baş mesafemiz abi bayağı iyi. Yani burada 6 parmak falan boşluk var. Benim boyum 1.78. Ama diz mesafemiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Diz mesafesi tam sınırda. Ben önde rahat otururken burada dizlerim koltuğa değiyor maalesef. Yine ortada küçük bir şaft tüneli ve şurada bir tane kovalığımız yer alıyor. Kapı hissiyatımız böyle arkadaşlar. Burada da çok kaliteli hissettirmiyor. Basit hissettiriyor. Kapı yüzlerimiz sert plastik. Şurada bir kumaş döşeme yapmışlar. Şu gri kaplama en azından bir hava katmış. Ve kapı içleri şöyle küçük. Renault modellerine benziyor bu kapı tasarımı ve kapı gözünün şekli. İçerisine geçtiğim zaman burada şöyle görüyorsunuz. Yine renkli döşeme koltuklarımız var. Sol ön tarafta derinlik ayarı mevcut bu koltuklarda. İçeride dostlar burada havalandırma menfezleri var. Her tarafa dönebilen. Bu arada
Buralar komple sert plastik, tahmin edeceğiniz üzere. Yine burada yol bilgisayarı ayrı tuşları var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıcaklık, ne kadar yakıyor, işte ne kadar kullanıldı, menziliniz ne kadar gibi detayları görebiliyorsunuz. Burada da tek tek diğer ayar menülerine girebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane tuş var. Şurada mesela şuna basarsan gir, buna basarsan ileri demek diyor. Tuşların sembolleri de burada. Burada çekiç kontrol off tuşunuz yan ayna ayarlarınızı yer alıyor. Depo kapağını ve kaputu da buradan açabiliyorsunuz. Aynı zamanda lastik basınç göstergenizi de buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Direksiyonumuz deri kaplı arkadaşlar. Bunun üzerinde ses sistem ayar tuşları, Bluetooth telefon ayarları ve hız sabit değilse ayarları yer alıyor. 78 bin kilometrede bu araba gördüğünüz gibi. Yine şuraya gelelim. Burada arkadaşlar iki tane havalandırma menfezi. Dörtlü flaşörün yeri gayet güzel. Onun altında yine turuncu ekranlı bir ses sistemi. Burada dijital bir klimanız var tek taraflı. Onun altına indiğimde şurada bir göz, iki tane bardaklık ve burada CVT şanzımanın kolunu görüyorsunuz. P, R, N, D ve L modları yer alıyor. Yine burada bir tane el frenimiz var abi. Bu mekanik bir el freni ve şurada bir tane sadece şoför için kol dayanağı var. Bu ayarlanmıyor. Şöyle geliyor ve kalıyor. Sağa geçtiğimde ise burada şu yukarıda bir tane şöyle gözünüz var gördüğünüz gibi. Alt taraftaki tereyin yanında bir AUX'a USB girişi yer alıyor ve şurada da şöyle bir tane göz var. Yukarı çıktığım zaman yukarıda burada makyaj aynaları var ışıksız. Otomatik kararan içlik hizanesi yok ve şurada da Renault'un Clio modellerinden alınan, sembol modellerinden alınan aydınlatmalar yer alıyor. Micra'nın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlayayım ve sürüşe geçelim. Bakalım Micra bu sınıfta mantıklı bir araba mı? Micra düzenli müşterisi olan bir otomobil. Yani Micra kullanıcıları uzun yıllar Micra kullanabiliyor. Özellikle kadınlar bu otomobili aldıkları zaman yenisi çıkınca yenisini alıyorlar. Pek fazla bir arabaya bakmıyorlar. Bir kitlesi olan bir araba. Bu arada araçta far ve yağmur sensörü de mevcut arkadaşlar bu donanım paketinde. Buradaki menü Türkçe arkadaşlar bu arada. Merhaba diyor, güle güle diyor, hoş geldin diyor. Böyle şeyler söylüyor bize burada. Hemen şöyle bir sıcaklığı alalım araç bilgisi kısmını. Ve devam edelim. Şimdi Micra'nın ilk bindiğimde şu dönüş çapı çok dikkatimi çekti. Muhteşem dönüyor. Hakikaten muhteşem dönüyor. Çok güzel bir dönüş çapı var abi Nissan Micra'da. Şuradan ışıklarımızı da yakalım arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel bir görselimiz olur diye düşünüyorum. Direksiyonun şekli şemali çok iyi. Spor bir Nissan'a binmişim gibi hissettim açıkçası. Üzerindeki deri kaplama falan da çok güzel. Yani bu kısmı beğendim ben. Araba genel olarak dar, küçük bir araba ama tabii fiyat olarak da emsallerinden daha uygun olan bir araba. Nissan Micra'nın özellikle bu 1.2 motoru çok uzun ömürlü. 3 silindirli ama abi bir şey olmuyor motora. Sesli de çalışan bir motor aslında baktığınız zaman. Hatta şurada isterseniz öncelikle bir 0-100 ile başlayalım işe. Mesela dip gaz yaptım şu an. CVT şanzımanın tepkilerini de duymuş olursunuz. Ve 100 arkadaşlar. Mesela şimdi 100'de saldığım zaman 110'da 2000 devirde gidebiliyor CVT şanzıman sayesinde. Xtronic çok yazılımda olan bir şanzıman değil. Yani bir vites değiştirme efekti geçişi veren bir şanzıman değil. Düz klasik CVT şanzıman gibi çalışıyor. Micra'nın görüş açıları gayet güzel. Direksiyonun çevrimi gayet kolay. Süspansiyonlar esasında yumuşak ama çok bozuk yollara girdiğiniz zaman erken bitiyor. Yani sınıfından dolayı. Tabi uygun maliyetli bir otomobil. Böyle olması gayet normal arkadaşlar. Koltukları gayet iyi. Hani rahatlık olarak minderler kısa. Yanal destekler yok denecek kadar az. Ama rahatsız edici bir koltuğu da yok açıkçası. Onun dışında bu iç konsol tasarımını ben çok beğenmiyorum açıkçası. Şu tasarım biraz böyle bana garip geliyor. Çünkü hani burada en azından bir yerler birleştirilmeli ya da daha düz bir yer olmalı diye düşünüyorum. Ben şu kabartılı tasarımlar, Japonlar bundan hiç vazgeçmiyorlar. Çok aşırı hoşuma gitmiyor açıkçası ama birçok kişinin de beğendiğine şahit oluyorum. Yani şu yuvarlak, yumuşatılmış tasarım dilini birçok kişi de beğeniyor. Aracın gaz tepkileri tabii birazcık yavaş arkadaşlar. Yani 80 beygir, 110 Nm torku olan bir makineden bahsediyoruz en nihayetinde. Motoru ilk çalıştırdığınız andan itibaren motor sesini duyuyorsunuz. Aslında rölantide çok duyuyorsunuz. Yürüttüğünüz zaman daha az duyuyorsunuz. Böyle bir motor sesi var bu arabanın. Şuradan bir daha bir döneyim. Ben Nissan Micra ile en çok bir yerlerden dönmeyi sevdim. Abi pıt diye dönüyor vallahi. Şuna baksana. Bunlar var ya arabayı park etmesi falan inanılmaz kolay ve zevkli olur yani. Rüzgar yol sesi 90'dan sonra belirgin hale geliyor. Motor sesi bastığınızda 2200-2300 devrin üzerinde her zaman sesini duyuruyor size. Rölantide de biraz duyuyorsunuz. Yani biraz motor sesini çok duydum bu arabada, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Onun dışında şurada tekrar bir performansına bakalım isterseniz. Ve yol tutuşundan bahsedeyim size. Arkalar tabii torsiyon geliyor. Klasik standart. Burası bozuk bir parkur. Ben burada ne zaman video çeksem hep şey diyorlar. Çok sallanıyorsun. Arabada bir problem mi var? Yol acayip bozuk. Benim için çok güzel bir güzergah burası. Özellikle yüksek hızlarda süspansiyonların davranışlarını. Zaman zaman işte kaçma hareketleriyle de ölçüyorum burada. Çok güzel bir güzergah oluyor burası benim için. Çünkü süspansiyonlar çalışırken yani işte şu yukarı aşağı hareketi yaparken aynı zamanda direksiyon tepkilerini de ölçüyorum. Yani hem süspansiyon hem direksiyon. Araba nerede daha iyi kopuyor? Süspansiyonlar nerede bitiyor? Nerede daha çok hopluyor? Burada çok net anlayabiliyorum. Burası o yüzden güzel bir yer. Şimdi buradaki davranışlarına dikkatli bakalım. Yolun bozuk olduğunu unutmayın. Yani arabada bir problem yok. Dip gaz yaptım.
şöyle 4500 devirden sonra daha canlı bir hal aldı. 80. 80'e gelince genel CVT şanzıman klasiğidir. 100 olduk. Bir tık şöyle devir düşürür, tekrar yükseltir. Her CVT şanzımanlı arabada var o. Bak abi, görüyor musun? 120'ye anca gelebildik şu an. 130 ve 135 kilometre hıza geldik arkadaşlar. Bu güzergahta şunu test ettim az önce, videoya başlamadan önce. Arabanın, yani süspansiyonların davranışı genel olarak konfor için yapılmış. Bunu net anlıyorsunuz. Ama tabii bozduğunuz zaman arkadan gelebiliyor. Önden de açılma eğilimi var arabanın. Yol tutuş olarak sizi uzun yolda 100-110 çok rahatla götürebilecek bir araba. Tabii üzerine de çıkabilirsiniz ama onun üzerinde virajlarda, özellikle keskin virajlarda çok da memnun edeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadan hemen açılıverme eğilimi var bu arabada. Ki zaten bu araba muhteşem yol tutsun, işte çok hızlı gitsin diye yapılmış bir araba değil, daha çok şehir içi ulaşımı sağlayabilin diye yapılan bir otomobil. Doğal olarak böyle olması da normal diye düşünüyorum. En nihayetinde bir de 3 silindirli bir motoru var. Bu motorla beraber motorun sesli olması da gayet normal. Mikra bugün 160 bin lira paraları alabileceğiniz otomatik, sorun sıkıntı çıkarmayacak, yeni, yani hakikaten donanım olarak da iyi, güncel birçok donanımın bulunduğu bir otomobil. Ben Mikra tavsiye eder miyim? Mikra şöyle bir şey, yani evin ikinci otomobili için oldukça avantajlı bir araba. Hani ilk arabasında uzun yolda yetersiz kalabilir. Bunu bilerek satın almanızı isterim. Ama ikinci arabası olacaksa kesinlikle şehir içinde çok memnun bırakacaktır size. Burada bana uzun dönem yakıt tüketimi ortalamasında 7,5 litre olduğunu gösteriyor yol bilgisayarı. Bu otomobilde şehir içinde 7 litreyle normal trafikte, yani daha biraz açık trafikte 7 litreyle falan gezenler oluyor. Yani hakikaten yakıtı güzel, performans tamam zayıf ama bu işte biraz daha ekonomik bir otomobil olsun diye yapılan bir araba. Bize söylenen şey, uygun bir otomobil koyduğunu görüyoruz Nissan'ın karşımıza. Bence o anlamda makul bir otomobil. Kesinlikle tercih edilebilir bir araba. Ama evin ilk arabası, tek arabası olacaksa bu otomobil, o zaman eksiklerini özellikle uzun yolda ve yol tarafında yaşayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Otantika Motors'a teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.